Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarayda yaptığı açıklamada insan hakları eylem planını açıkladı. Yayın öncesi bunu Emin Bey'le konuşurken Emin Bey güldü. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine hala gülüyorum. Hala gülüyorsunuz. Niye gülüyorsunuz? Şimdi hakikaten nedir? Erdoğan bir yeni ve sivil anayasa diyor. İnsan hakları evren işte eylem planı diyor. Ki baktığınızda hakikaten yani okuyunca ve Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyince ya ne kadar güzel diyorsunuz. Yani bütün eksikliğini hissettiğimiz hukuksuzluklar, insan hakları eksiklikleri, işte gösteriler, ifade hürriyeti, her şey var. Demokratik ülke haline mi geleceğiz? Nasıl gördünüz? İnşallah. Yani inşallah ve insanların ümidini hiçbir zaman kaybetmemesi lazım da. Şimdi çok detaylı okumadım ama parça parça baktığımda bahsettikleri eylem planı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olarak bahsetti. Yani bugün grup toplantısında AK Parti Genel Başkanı olarak bahsetmedi. Cumhurbaşkanı olarak bahsettiği, açıkladığı bu planın içindeki bazı maddeler Tanzimat Fermanı'nda var. Yani neredeyse 200 sene olacak. Evet. 180 sene oldu. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nde var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde var. Bizim çeşitli 60'taki anayasada var. 82 anayasasında var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında var. Kararlarında var. Orada evet. Var, burada var. Bir de ondan sonra AK Parti'nin 18 senelik icraatı var. Yani bunları bir araya getirdiğinizde şimdi eğer bunların yeni farkına varıyorlarsa çok vahim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu anlattıklarını gerek Türkiye'nin tarihi, gerek Avrupa'nın, gerek demokrasinin tarihi içinde, insan hakları tarihi içinde bulunan bu maddeleri yeni keşfediyorsa vahim. Farkında da 18 senedir bunları uygulamadıysa daha da vahim.